Narin gelmemiş daha. Nerede kaldı acaba? Bir baksana şunu. Alo Narin. Çok kötüyüm bugün. İçimde yara açıldı buraya tekrar gelince. Ne geçmişe ne geleceğe ait değilim sanki. Böyle vatansız kalmış sürgünler gibiyim. Sığınacak hiçbir yer bulamıyorum kendime. Huzur bulamıyorum. Niye böyle oldum ben ya? Koskoca kadın olmuşsun. Hala küçük kızdan mı akıl soruyorsun he? Allah Allah. Nasıl olunuyor canım koskoca kadın öyle? Sen dişini geçirdiğini kopartan, inatçı kavgacı cadının tekiydin. Şimdi nasıl böyle sümüklü korkağa döndün anlamadım ben yani. Belki kız kardeşim o*****'ındandır. Hı? Belki de onu kurtaramadığımdan, kendimi çaresiz hissettiğimdendir. Belki hayatımı zindan eden adam başına silah dayadığında onu kurtarmak istememdendir. Ne dersin? Sen o domuz ırmağı boğazlamadığın için kendine kızıyorsun ama bunların hepsi boş. Şu ana kadar o ırmağı iki gözünde oymuştum ben. Yanıma almıştım Fırat. Ama nerede? Sen bu yumurtanın tekisin. Senin bir yok tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Boş boş konuşuyorsun. Narin. Gelmedin cenazeye. Gelemedim. Ne bileyim işte böyle. Buraya gelince bir tuhaf oldum. Bir de İbo'yu Erdoğan abiye teslim ettikten sonra böyle her şey çok fazla geldi. Buraya gelip bir nefes alayım dedim. Burayı elimle koymuş gibi buldum. Yıllarca bana o kadar çok anlattın ki tepeni. Burada seninle olmak çok tatlı. Cenaze evi nasıl? Garip. İki birader oturmuşlar, taziyeleri kabul ediyorlar. Ya sanki böyle kafalarına sihirli bir değnek değmiş gibi. Garip. Kardeş gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.